Şimdi o zaman isterseniz bu cevabınızla beraber hemen hızlıca başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde konuştu. Hem 15 Temmuz'un yıl dönümü artık haftaya pazartesi. Hem de biliyorsunuz ki savunma sanayinde Türkiye'nin geldiği nokta. Özellikle şu günlerde tam da S-400'leri konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi noktasında da önemli ve çarpıcı mesajlar geldi. Bir izleyelim Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını, ardından konuşalım. Ezanı, bayrağı, vatanı, devleti söz konusu olduğunda bu milletin her bir bireyi ölürsem şehit, kalırsam gazi şiarıyla cepheye koşar. Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Şahsımızın çağrısı üzerine milletimizin her bir ferdi hiçbir zorlama, hiçbir mecburiyet olmadan, hiçbir karşılık beklemeden sokaklara dökülmüş ve ülkesini işgale kalkışan darbecilerin karşısına dikilmiştir. Dünyanın en güçlü ordularını, en büyük devletlerini kurmuş bir milletiz. Bunun için de tarihimizin her döneminde savaşa hazır olmanın önemini çok iyi biliyoruz. Türkiye bulunduğu her yer gibi NATO'ya da değer katan, güç katan, hareket alanını ve vizyonunu genişleten bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız. Değerli dostlar, Türkiye'nin son dönemde gündeminde olan önemli bir kısmının da savunma ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Mesela S-400 tartışması, F-35'lerin teslimatı hususu, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimize yönelik tehditlerle Libya'daki son gelişmeler bunların arasındadır. PKK'sı ve DAEŞ'iyle Kuzey Irak'tan ve Suriye'den ülkemize yönelik terör tehditleri zaten bizim ana gündemimizdir. FETÖ ve benzeri paralel yapılanmaları da yakından takip ediyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz. Bilindiği gibi 17 yıl önce savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılık oranı neydi? Hamdolsun bugün ne? Yani ihtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece %20'sini kendimiz üretebiliyorduk. Şimdi ise %70. Biz gerçekten çok büyük engellerle, zorluklarla, sabotajlarla mücadele ederek savunma sanayinde bu orana ulaştık. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii savunma sanayinde gelinen noktayı çok güzel bir şekilde özetledin. Dışa bağımlılık oranında nerelerden nerelere gelindi üretim konusunda. Hem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ekseninde tabii ki bugün çok fazlaca savunma sanayimizi konuşuyoruz. Hem de S-400 ekseninde Sayın Gülerce. Belki de bu son 15-20 yılın en büyük kazançlarından biri galiba savunma sanayi oldu diyebiliriz zannedersem. Evet. Öncelikle Milli Savunma Üniversitesi üzerinde durmak isterim. Tabii ki. Bu daha önce böyle bir üniversite yoktu. Yoktu. Evet. Şimdi bu 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden sonra Türkiye'de çok şey değişti. Mesela daha önce silahlı kuvvetlerin ihtiyacı çoğunluğu itibariyle, temel itibariyle askeri liselerden karşılanıyordu. Hı hı. Neydi onlar işte? Assubay okulları vardı ki ben yedek subaylığım bir yıl Çankırı Assubay sınıf hazırlama okulunda fizik öğretmeni olarak yaptım. Hı hı. Assubaylar oradan geliyorlardı. Onun gibi daha Ankara'da başka yerlerde de var. Sonra hatırlayalım mesela Heybeliada'da Deniz Lisesi vardı. Evet. Bursa Işıklar Askeri Lisesi vardı. Kuleli Askeri Lisesi vardı. Maltepe Askeri Lisesi vardı. Buradan silahlı kuvvetlerin ihtiyacı karşılanıyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bakıldı ki neredeyse bu askeri liselerin
öğrencilerin özellikle son 3-5 senede alınanlara sorular önceden veriliyor. Bir kumpas kurulmuş, tezgah kurulmuş. Neredeyse %70'i 80'i polis kolejlerinde bu %90'ları geçiyordu. Hmm. Şimdi kaynağı kurutmanız gerekiyor evvela. Bataklık haline gelmiş askeri okullar. Düşününüz, daha ortaokulu bitiren evlatlarımıza el koyuyorlar. Şimdi yani askeri okullara FETÖ'nün, Fethullah Gülen'in cemaat görünümüne rağmen öğrenci sokmaya çalıştığı biliniyordu. Ama şöyle biliniyordu. Yani işte 3-5 tanesi de olsun, ne bu böyle başörtüsünden dolayı subayları atıyorlar silahlı kuvvetlerden, işte kışlalardan içeri, nizamiyeden içeri sokmuyorlar. Girsin arkadaş kendilerini saklayarak. Yani darbeci yetiştirdiği tahmin edilmiyordu. Ama böyle %70-80 civarında, üstelik de bu işi 30-35 sene öncesinden başlamış. Mesela şimdi bir sürü general 80 küsur kadar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı yani. Tam darbenin ortasında. Şimdi devlet bir tedbir olarak bu okulların, askeri liselerin hepsini kapattı. Şimdi askeri lise diye bir şey yok bakınız. Evet. Yani bu konuda çok farklı düşünenler de var. Özellikle. Onlar hala içlerinde sivillere karşı acaba silahlı kuvvetler vesayetin askeri koruması olabilir mi diye düşünenler. Yoksa şu anda bütün lise ve denge okullardan astsubay, harp okullarına öğrenci alınıyor. Ama bu neyle alınıyor artık? Milli Savunma Üniversitesi üzerinden karşılanıyor bu ihtiyaçlar. Şimdi Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne 2016'da Profesör Doktor Sayın Erhan Afyoncu atanmıştı. Ve rektörlüğe bağlı Kara Harp, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulları var. Yine rektörlüğe bağlı Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Banda Astsubay Meslek Yüksek Okulu var. Yine rektörlüğe bağlı Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, enstitüler var. Şimdi nerede rektörlük? 9 Ocak 2017'den itibaren mülgahı olan Harp Akademileri Komutanlığı'nın Yeni Levent'teki yerleşkesinde var. Şimdi gelelim, yani devlet şuna acil olarak el koydu. Güvenlik güçlerinin yetiştiği, yani silahlı kuvvetlere ve emniyet teşkilatına polislerin yetiştirildiği yerlere bir daha FETÖ türü paralel yapılanmalara müsaade etmeme hassasiyeti var. Elbette ki ince elenip sık dokunuyor bu meselede, ama şunu unutmamak lazım. Hala bu ankesörlü telefonlarla mahrem imamlar tarafından aranan kripto FETÖ'cülerin silahlı kuvvetlerden ayıklanması devam ediyor. Neredeyse her gün bir operasyon yapılıyor. Vazgeçmeyecektir. Fethullah Gülen'in en büyük özelliği kendisini Mehdi kabul ettiği için tövbe aşağı peygamberlerin yerine koyuyor ve açıktan söylüyor. Yani peygamberler davasından vazgeçmiş mi ki ben de vazgeçeyim diyor. Dolayısıyla yine buralara öğrenci sokmaya devam edeceklerdir. Yani evlerden yetiştirdikleri gaybubet evlerinden yine işte bir ton operasyon yapılıyor. Hala devam ettiğini çok ya net bundan görüyoruz. Vazgeçmeyecektir. Yani bu ölmeden bu çabalar bitmez yani. Bazen hani geçen haftalarda sormuştunuz Mustafa Özcan'la Fethullah Gülen arasında Pensilvanya'da bir şey mi var diye. Öyle bir şey asla olmaz. Çünkü şeyin kapasitesini de biliyor CIA, Fethullah Gülen'in de, Mustafa Özcan'ın da, diğerlerinin de. Fethullah Gülen olmadan o yapıyı kullanamazlar. Şimdi mesela çok kötü, en son Libya'daki bizim resmi personelimizin güya gizli işler çeviriyormuş gibi Libya'da isimlerini vermeye başladılar. Toplantılarda görüntülerini veriyorlar, resimlerini, evet, isimlerini. Hafter'in tam bir ihanet şebekesi. Bir yani bunların artık gerçek yüzü ortaya çıktı. Herkesten gizlediler bunu. Maalesef hala sosyal medyada başka kılıflar altında devam ediyor işte Twitter'da. Şimdi o son çırpınışlarıdır. Yani büyük bir darbe aldılar yani.
Şimdi çocukluğumuzda biz horoz keserdik. Civcivden büyütürdük. Tabii tavukları yumurtluyor diye bırakırsın. Ama horozları piliçken kesersin. Çocukluk işte. Kafasını keser bırakırsınız. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Kafası koptuğu halde horoz sıçrar. Sıçramaya devam eder. Yani bir iki dakika havaya sıçrar yani. Şimdi bunların aslında beli kırıldı. Ama yıkılmadık, ayaktayız diye bir umut zehrini Fethullah Gülen habire Pensilvanya'dan Mesela yerel seçimlerden sonra pompalıyor. bunu daha çok pompalamaya Evet. başladılar. Şimdi burada en çok kaybettikleri yer, artık milletimiz bunların gerçek yüzünü öğrendi. Yani Hangi görüşten birisi olursa olsun. hangi görüşten? Yani birisi mesela sokakta, iş yerinde, feribotta, otururken çayhanede, kahvehanede bir iki kişiye ya bugün dünyada çok değerli bir ilim adamı var, ilahiyatçı var. Fethullah Gülen Hoca Efendi diye söze başlamaya kalksa başlayabilir mi böyle bir Dayak söze? yer. Dayak. Demek ki bu iş burada bitti. Ama kendi dünyalarında bunun devam ettiğini Yeniden inandırmak güçlü istiyorlar geleceklerini, kendilerine. evet, Tabii kendilerine tekrar inandırmak gelecekler. istiyorlar. Onun için İmamoğlu'nun şeyi kazanması, kızmasın CHP'liler. Niye kızıyorlar? Bir fotoğrafı söylüyoruz. FETÖ'cüleri çok sevindirdi. PKK'lıları çok sevindirdi. Yani İmamoğlu'nun kazanması özelinde değil ama AK Parti'nin güç kaybetmesi üzerinde çok sevindiler, değil mi? Evet, yani AK Parti'yi gerilettik. Gerilettik diye düşünüyorlar. İşte sistem tartışmasını rejim tartışmasına çevirme konuşacağız biraz sonra. Bunların hepsi 15 Temmuz 2016'yı gerçekten bir milat kabul etmek lazım. Bir, askerimizin ve polisimizin yetiştirildiği yerlere devlet artık bütün hassasiyetiyle el koydu. Herkese açtı buralarını. Artık silahlı kuvvetler bünyesinde de öyle laikliğin bekçisidir ayağından başörtüsüyle kimse mücadele edemez. Artık kimse başörtüsünü bir mazeret, bir suçmuş gibi gösterip bizim subaylarımızı ihraç edemez. Zaten o da ortadan kalktı yani. Ha, şimdi sizin sorduğunuza gelelim bu zeminden sonra. Evet, bizim savunma sanayimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi %20'lerden yerli ve milli üretim oranında %70'lere geldi. Şimdi bu çok önemli bir şeydir. Aynı konuşmada biliyorsunuz ben Amerikan Cumhurbaşkanlarından diyor. Bir tane İHA bile bırak SİHA'yı diyor. Yani silahlı insansız hava aracını. Bir tane insansız hava aracı İHA bile alamadım diyor. Kongreyi bahane ettiler diyor. Bak müttefikiniz sizin değil mi? NATO'da berabersiniz. Parasını veriyorsunuz. Ben diyorsunuz PKK terörüyle, bölücü terörle bak mücadele ediyorum. Dağlarda, bayırlarda bu bana çok lazım. Bunları gözetlemem lazım. Hele siyah olsa bir de gördüğümü anında etkisiz hale getirmem lazım. İpe on serdiler hep. İstemediler. İsrail'den aldık bak. İsrail'den aldığınızın bir defa şeyinde, programında o bilgilerin İsrail'e aktarılması da vardır yani. İsrail'den de PKK'ya belki de gidiyor. Ama Bilemiyorsun. neyle karşılaştık? O İHA'lar bozulunca, tamir gerekince İsrail'de aylarca onlar tamirden Aylarca hem de durdu ya. dönmediler. Evet. Ha, şimdi onlarcası, yüzlercesi devrede. Bak başlarını çıkartamıyorlar artık. Ve işte şu listede, bu listede aranan bir sürü terörist elebaşı etkisiz hale getirildi. Buradan bir çıkış yolu bulmaları mümkün değil. Dikkat ederseniz şu anda bunu HDP Sezai Temel'le eş başkanı açıkça dile getiriyorlar artık. Diyorlar ki tekrar bir barış süreci olması lazım. Yani silahlarla iş olmaz. Bunlar o kadar kalleş ki, o kadar kalleş ki yenildikleri zaman, belleri kırıldığı zaman demokrasi diyorlar. Biraz palazlandıkları zaman, bitik kanlandığı zaman tekrar silahlı saldırılara, terör Hendek ve saldırılarına. barikatlar dönemini hatırlayın. Evet. Öz yönetim güya ilan Hükümet ettiler. denemedi mi? Bakınız bazıları eleştirdiler. Bu akil insanlar topluluğu oldu. Bir barış süreci başlatıldı ki o barış sürecini çok net söylüyorum. FETÖ provoke etti. Size daha önce de söyledim. Ahmet Türk'le bir toplantıda
konuşmacı olarak gelmiştim ağabeyin toplantılarında. Ahmet Türk orada çok enteresan bir şey söyledi. Bu Havur'da hani karşılandı ya, evet. Bir grup 20 kadar PKK'lı neyse, yani sembolik bir şey, silahları bırakıyorlar diye. Orada Ahmet Türk şunu anlattı, dedi ki bu gelenler dediler ki toplumdan bir tepki gelmesin diye biz bu dağ kıyafetlerimizi, peşmerge kıyafetlerimizi çıkaralım. Yani normal vatandaş gibi giyinelim, öyle çıkalım otobüsün üstüne dediler. Ona müsaade edilmemiş orada. Hayır, böyle dağ kıyafetinizi. Yani milletin şov yaptılar. Damarına basmak için. Onlara şov yaptıran kim ama? FETÖ'cüler. Yani gördük sonra değil mi? Güneydoğu'da bu Hendek Çukur olaylarından önce yapılan yığınaklarda, silah patlayıcı yığınaklarında gözcümanlar kim? FETÖ'cü. FETÖ'cü emniyet müdürleri, generaller. Çıktı. Şimdi bakınız, Türkiye önümüzdeki yarın değil, ondan sonra bazıları 15 Temmuz'a katıldı. 15 Temmuz'un yıl dönümü olacak değil mi? Hı. 15 Temmuz'u çok iyi analiz etmemiz lazım. Türkiye'nin temel dinamiklerinde değişiklikler meydana getirdi. Bir, silahlı kuvvetlere ve emniyete kaynak olarak bütün lise ve denge okullar açıldı. FETÖ'nün buralara yetiştirdiği adamları sokup bir paralel yapı kurmasına, bundan böyle veya FETÖ gibi düşünenler varsa, hesap yapanlar varsa engellendi. Bir de kendi milli savunma sanayimizi kurma yolunda önümüz açıldı. Evet. Bu burayla ilgili. Şimdi konuşacağımız diğer meseleyle ilgili kısım ne? Cumhur İttifakı nereden doğdu? 15 Cumhurbaşkanlığı Temmuz. Hükümet sistemi arzusu, talebi nereden doğdu? 15 Temmuz hain darbe girişiminden doğdu. O zaman sistem tartışmalarına girelim. Evet.